Şöyle, öncelikle yarı çap 9. Merkez var elimde burada arkadaşlar. Merkez. Ben bu merkezden şöyle bir teğet noktasına doğru çektiğimde burası ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. E o zaman burası da 9. Yarı çap. Şurası da yarı çap. Burası da 9. Pisagor'dan arkadaşlar 9, 15, 12 üçgeni. Yani 3, 4, 5 üçgenin üçer katı çıkmış oldu. Devam edelim sıradaki sorudan. Burada da yine arkadaşlar 30 derece, 60 derece, 45 derece, 75, 15 derece gibi açılar gördüğümüzde bunları aktif hale getirmeniz için karşılarına bir 90 çekmeniz lazım. Zaten bizim çemberde öğrendiğimiz merkezden teğet noktasına çizdiğimiz aynı zamanda ne oluyordu? Dik oluyordu. Şurası dik. Şimdi burası dikse aynı zamanda yarıçap 4. 30'un karşısı 4 ise arkadaşlar 90'ın karşısı 8. Şurası da yarıçap. Burası da 4. X'e de ne kalıyor buradan? 4 kalıyor. Devam edelim. Farklı bir yorum isteyen bir soru. Bir bakın, düşünün bakalım. Takılmış olabilirsiniz burada. Çünkü şunu düşündürtüyor bu soru. Şimdi en az, en çok soruları ister istemez güçlü bir yorum ister arkadaşlar. Gelişigüzel yapılan bir yorum olmuyor. Şimdi buradaki yorum şöyle almalıyız. D çemberin üzerinde herhangi bir nokta. Şimdi buraya koydu diye bu noktayı burada olduğunu düşünmeyeceksiniz. Şuradaki herhangi bir nokta demesi senin D'yi gezdirme üstünlüğün var. İstediğin yere taşıyabilirsin. Diyelim ki ben bu D'yi arkadaşlar şöyle şunu alayım. Mesela ben bu D'yi buraya da çekebilirim. Ben bu D'yi buraya da çekebilirim. Ben bu D'yi buraya da çekebilirim. Bize diyor ki en az. Arkadaşlar en az olması için tam merkezden geçmesi lazım. Tam merkezden geçmesi lazım. Merkezden geçtiğinde arkadaşlar bizim ulaştığımız nokta burada aynı zamanda şuralar açıortay olacağı için en az kavramını sağlatmış olursunuz. Burada şimdi 3, 4, 5 üçgeni olacak. Şimdi şu diğerlerini geri alayım. Çok karışmasın çünkü. Hepsini tek tek yazdığımda biraz karıştı. Şimdi şunu çizdim ya arkadaşlar. Şimdi 3, 4, 5 üçgeni. Şurası 3. Şurası 3. 5'ti tamamı. X'e de ne kalıyor? Şurası 2 kalmış oluyor. Ya da farklı mesela nasıl düşünebilirsiniz? Şurayı, şimdi yine bunlar yorum arkadaşlar. Ben size sadece durumlardan bahsedeyim. Bu şunu uzattık. Doğrusal farz ettik. A, D doğrusal. Peki şunu da uzattım. Şimdi şurası çapı gören çevre açı olduğu için ne oldu? 90. Öklit'ten, şurası da 3. Öklit'ten şurayı bulabilirsiniz. Öklit'ten. Arkadaşlar. Sonuçta 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16, 52. Kare kök içinde 2 kök 13 çıkar burası. 2 kök 13. Şimdi burası 2 kök 13 eks, yani 2 kök 13 çarpı h, 4 çarpı 6. Oradan da Öklit'ten burayı buluyorsunuz. Burada da bir Pisagor ortamı yaparsınız. Buradan x arkadaşlar yaklaşık 3 virgül 8 geliyor. Yaklaşık değer diyelim. 3,8. En az kaçtır? Şimdi en az kavramına göre ben burada ışıklara bakardım. Işık yok. Tam sayım hangisi? 3,8. Kime yakın? Kök 4'e yakın. Kök 4 ne diye çıkıyor? 2 diye çıkıyor. Bu farklı bir yol. Ama bu soruda bize nereden geçer diye en kısa yol en az dediği için mutlaka merkezden geçmesi lazım, aklınızda kalsın arkadaşlar. Dışarıdan alınan herhangi bir nokta. Dışarıdan alınan herhangi bir nokta.
merkezden geçtiğinde arkadaşlar en kısa uzaklığı bulabilirsiniz. Yine bir tane bununla ilgili şöyle bir nokta aldım. Yorumlara beraber gidelim bence. Şöyle bir tane çizgiyi alayım. Bakın şimdi. Çektim şu çizgiyi arkadaşlar. Çektim. Çektim. Şunu uzatmam için. Çektim arkadaşlar. Burada yapacağınız yorum çok önemli işte. Bu en az sorduğu için. Tabii biz burada B noktasını en az sorduğundan dolayı mecburen altına bir şu yorumu ekleyin. Dışarıdan alınan bir noktanın en az sorularında mutlaka merkezden geçmesi gerekiyor. Şimdi kuvvet alma diye bir şey vardı. Kuvvet almayı kaldırdılar arkadaşlar. Sorumlu olmayacaksınız seneye. Ama kuvvet alma yok. Ama şöyle bir durum ortaya çıktı. Benzerlikler var. Üçgen benzerliklerini çemberde kullanacağız. Kuvvet alma biraz daha ezbere yöntemlerdeydi. Aslında biraz da kuvvetle alakalı. Yine seneye olan durumlarda bahsederiz. Biraz da bu aslında kuvvetle alakalıymış. Kuvvetle alakalı bir soru. Böyle basit bir yorumu yoktu arkadaşlar. O yüzden farklı durumlardan göstermeye çalıştım. Anlaşılması kolay bir soru değil o çünkü. Sıradaki sorumuz. Evet. Şimdi yarıçap uzunluklarını bulunuz diyor tek tek arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar. Aşağıda verilen çemberlerin yarıçap uzunluklarını bulunuz. D teğet değme noktasıysa, D teğet değme noktasıysa, burası 90'sa, AD ne olmak zorunda? Çap. AD çap olmak zorunda. O zaman arkadaşlar, AD çapsa, merkez illa buralarda bir yerde değil miydi? Merkezden teğet noktasına çizdiğim 90 olmuyor muydu? 90'dan 90 inmiş. Öklit hoş geldin der. 8 kere 2 16. Karekök içinde şurası 4. Buradan Pisagor'dan 8 kere 8 64. 4 kere 4 16 80. 80 de arkadaşlar kaç çıkar? 4 kök 5 olarak çıkar. 4 kök 5 tamam çapın. Yarı çap ne olur? 2 kök 5. Tamam. 90'dan dolayı çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bu her zaman böyledir. Nereden biliyoruz diye bir şey yok arkadaşlar. Çapı görüyorsa mutlaka bunun karşısında 90'ın karşısında çap olmak zorunda. 90 sınırlarda oluşmuşsa neden? Zaten burası yarım yarı özelliği taşıdığı için. Devam edelim. Evet bu soru arkadaşlar. Şimdi DC yarım çemberin çapı. DC yarım çemberin çapı. Bir uğraşın bir dakika kadar kendiniz birlikte yapalım arkadaşlar. Birlikte yapalım sonra. Hani sizden görmenizi istediğim bir şeyler var çünkü bir bakalım. DC yarım çemberin çapı B ve CT'ye değme noktalarıysa. Bütün sorularda biliyorsunuz ki yarı çapı sormuştu arkadaşlar. Yani yarı çapa nasıl ulaşırız bu soruda. Evet, başlayalım arkadaşlar. Sancar hayırdır oğlum?
Vahiy mi geldi bir anda? Ekrana yansıdı. Şimdi. Sinyal gönderdin sen bana değil mi şimdi? Anladım. Yok hocam, kulaklık takılı değildi. Bir an mikrofonum açıldı o yüzden. Dün Instagram'dan bir şey konuşmuştuk ya. Aa, evet hocam, oğlumuzu gösterecektiniz. Tamam, küçük reis. Sen öyle demişsin ya reis. Şimdi arkadaşlar, şurası bir tane kendimce merkeze aldım. Neden? DC yarım çember. DC yarım çemberin çapı demiş şurada zaten. Şimdi burası R olsun. Burası R olsun. Burası R olsun. Ne yapabiliriz? Şimdi burası 20 ise şurası da 20 olmaz mı? Teğet olduğu için şu noktaya, şu noktaya teğet demiş. 20, 20. Tamam arkadaşlar, külah mantığındaydı burada. Şimdi ben şuradan dik çektiğimde şurası 90 derece olduğunda arkadaşlar ne yapmıştık? Merkezden kirişe dikme indirdiğinizde kirişi ikiye bölerdi eşit olarak. 12, 12. Peki fark ettiyseniz ABC üçgeni ikizkenar üçgen. ABC üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için ben bu ikizkenar üçgene ait bir yükseklik indirdiğimde o da tam arkadaşlar 90 olmak zorunda değil mi? O zaman ne oldu? Aşağıdaki 90 ile yukarıdaki 90 aslında çakıştı. Yani doğrusallık elde etti. Şurası bütünler açı olduğu için. Artık buradan cevaba koşabiliriz. Nasıl? Şimdi arkadaşlar ben şu merkezden, şu teğet doğrusuna çizdiğimden dolayı şurası da 90 olmayacak mı? E peki 12, 16, 20 üçgeni değil mi bu? 3, 4, 5'in 4'er katı. E şimdi burası 16, burası 12. Şuraya da x diyelim. Şuraya da x diyelim arkadaşlar. Öklitten x çarpı 16... Öklitten 90'dan 90'a inmiş çünkü. Eşittir 12'nin karesi. H kare PK idi biliyorsunuz. X buradan kaç çıkar? 144 bölü 16, 9. Artık X'e ben 9 bulduğum için yazabilirim. Yarı çapı soruyor. 9, 12, 15 üçgen arkadaşlar. Pisagor'dan yine yarı çapı bulabilirsiniz. İki aşamalı bir soru. Ama ondan önce adım adım başka şeyleri de bulduk tabii. Evet. Üçüncü soru arkadaşlar. Üçüncü soruda. Şimdi üçüncü soruda ne yapabiliriz? DC yarım. Bakın şimdi bu soru stillerinden çok çıkabilir. Büyük ihtimal şöyle benzerlikten gelir bu. Şimdi arkadaşlar bir tane kendime merkez aldım. Merkezden buraya çizdiğim teğet noktasına ne olacak? 90 olacak. Şurası 90. Şimdi fark ettiyseniz bak, burada 90 var. Burada 90. Burası 4 ise burası zaten külahtan dolayı 4 demiştik. Tamam mı? Şuralarda yarıçap R olsun arkadaşlar. Bilmediğiniz şurası da R. Şurası da R. Şurayı da bilmiyorum ya hani. X diyelim. X diyelim. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar şuna dikkat edin. 90'lar varsa benzerlik vardır. Ben şuraya nokta dersem, buraya da tek çizgi atarsam 90 nokta tek çizgi, 90 nokta tek çizgi. Buradan arkadaşlar ne yapabiliriz artık? 90'ın karşısı x artı r'nin benzerlik kurduk artık çünkü. Küçük üçgenle büyük üçgen benzer. 90'ın karşısı x artı r'nin büyük 90'ın karşısı 6'ya oranı eşittir. Ne yapabiliriz? Hangilerini kullanabiliriz? Bilinen yerlere çalışın. Alfa R'yi görüyor arkadaşlar. R'nin
R'nin, şuraya harika dersem şurası, tamam. R'nin, noktanın gördüğü R'nin, önce küçük üçgenden başlamıştı. R'nin, büyük üçgende gördüğü dördü oranı. Şimdi bu benzerlikten dolayı içler dışlar yaptığımızda 4 ile 6 sadeleşir. 3, 2. Buradan 2x artı 2r eşittir 3r ise arkadaşlar r ne çıkar? 2x. R 2x. R 2x ise şurası 2x arkadaşlar. Şurası da 2x. Pisagor'dan artık arkadaşlar 2'nin karesi 4. 2x'in karesi 4x kare. Bize yarı çapları soruyordu biliyorsunuz soruların hepsinde ortak. 3x'in karesi 9x kare. Buradan 4 eşittir 5x kare ise x ne çıkar arkadaşlar? 4 bölü 5, 2 bölü kök 5 bölü 5 eşleniğiyle çarptıktan sonra. Ben 2x'e yarı çap demiştim. 2 çarpı 2 kök 5 bölü 5. 4 kök 5 bölü 5 mi bunun cevabı? 4 kök 5 bölü 5. Tamam. Tamam arkadaşlar. Önce benzerliği keşfettik. Benzerlikten x ile r arasında iki bilinmeyen var. Bir bilinmeyene indirgedik. Aralarında bir bağıntı kurarak. İkinci durumda artık tek bir bilinmeyene geçtik. Şurada bir Pisagor ya da büyük üçgende de Pisagor yapabilirdiniz. Küçük sayılarla çalışmak tabii daha mantıklı. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Soru. Bunu tahtada çözelim. Bu sorulardan çok çıkacak karşınızda. Şöyle. Demin de piramitleri anlatıyorduk da oradan kalmış. Ben sana kalkıyordum. Bir tane daremiz var. Şurada teğet arkadaşlar. Buradan şöyle. Şimdi 4 5 3 x. Şimdi buradaki soruyu arkadaşlar ne bitiriyor? Bir şey bulmanız lazım. Yani neler yapabiliriz bu soruda mesela? Elinizde kenar uzunlukları var. Açı yok. Hiçbir şekilde açı yok. Ama bir tane de AD'nin teğet olduğunu söylemiş. AD'nin teğet olduğu var. Durumu var. Yani ne yapabiliriz burada? Başlıyoruz. Yapalım beraber arkadaşlar. Şimdi açılardan nasıl gideceğiz? Bakın durduk yere bir benzerlik nasıl ortaya çıkacak? Onu fark edin, görün. Şuraya ben alfa dersem. Alfanın gördüğü yer şurası, 2 alfa. Bu 2 alfayı teğetten dolayı daha önce öğrenmiştik. Şurası da alfa olmazdı. Burası da alfa oldu. Peki arkadaşlar, burasına ben beta dersem. Alfa artı beta iki iç açı, dış açı eşit olmaz mı? Şimdi dikkat edin. Alfa beta nokta. Alfa beta nokta. Küçük üçgen mi? Büyük üçgen benzer çıktı arkadaşlar. Alfa artı beta'nın karşısında ne var büyük üçgende? 8. Şuraya da y diyelim, bilmiyoruz. Alfa artı beta'nın karşısında ne var? Y arkadaşlar. Peki alfa'nın karşısında önce büyük üçgenden alalım. Büyük üçgenden alalım. Alfa'nın karşısında çünkü oradan başlamıştım. Y. Küçük üçgende alfa'nın karşısında ne var? 5. Buradan
Y kare 8 kere 5 40'da. Y 2 kök 10. Y 2 kök 10. Şimdi x'i bulmak için arkadaşlar x'in üstüne oynayacağız. Benzerliği. O zaman noktayı kullanacağız. Nokta küçük üçgende 4'ü görüyor. Nokta büyük üçgende x'i görüyor. Sonra bunlardan bir tanesinin ters, şimdi büyük üçgen küçük üçgen yapmıştık ya da devam edelim normal. Önce küçük üçgenden başlamıştım. Alfa küçük üçgende 5'i görüyor. Alfa büyük üçgende 2 kök 10'u görüyor. Buradan işler dışlar yaptığımızda x 8 kök 10 bölü 5 arkadaşlar aradığımız cevap. Tamam. Devam edelim. Evet, bekliyorum arkadaşlar. Siz çözün. 23 geçe, 24, 23 geçe ben başlayacağım bunu çözmeye. Uğraşın yani şu yaptığım örnekten sonra bununla. Sancar. Gel bakalım. Bak. Seni abi ablalar merak etmiş. Gel. Ey salla. Oo. Dolu abi abla var şu an karşında senin. Arden değil mi hocam? Arden. Sancar abi ne yapıyorsun be? Hadi bakalım. Evet, çözen var mı? Kapıyı kapatıver babacığım. Evet. Şimdi arkadaşlar birlikte yapalım. Bakın şu demin yaptığım sorudaki benzerlik aklınıza bir şekilde kazınsın. Yoksa normalde tık diye çıkacak bir soru değil bunlar. Şimdi şuraya dikkat edin. Şuraya ben nokta dersem, bu nokta şu yayı görüyorsa, DB yayını, aynı şekilde burası da nokta olmaz mı? Ben şuraya tek çizgi atarsam, nokta tek çizgi, nokta artı tek çizgi, aynı zamanda şurayı vermeyecek mi? Nokta artı tek çizgi yapalım hatta şöyle belli olsun. Şurası da iki üçgen için işte iki çizgi. Şimdi dikkat edin bak. Nokta, nokta tek çizgi, çift çizgi. Büyük üçgene bakın. Nokta, çift çizgi, nokta tek çizgi. Hepsinde yani şu üçgenle arkadaşlar büyük üçgen benzer. Şimdi şurada da bir oranlama var. Oran sabiti olarak K'yı kullanırsak DB 2K olur. DB 2K ise DC 3K olur arkadaşlar. Artık benzerlik var. Böyle sorularda x'in üstüne oynayın demiştim arkadaşlar. Burada ne yapalım? Biz şöyle yapalım. Nokta, bakın nokta büyük üçgende x'i görüyor. Nokta küçük üçgende kimi görüyor? Arkadaşlar 8'i. Çift çizgi büyük üçgende 3K'yı görüyor. Çift çizgi büyük üçgende 3K'yı görüyor. Çift çizgi küçük üçgende neyi görüyor?
2K'yı. Buradan K'lar gitti. 8 ile 2 gitti 4. 4 kere 3, 10, 2 aradığımız cevap arkadaşlar. Aynı mantıktan devam ettik demiştim. Hem alışmış olduk. Evet, bu soru arkadaşlar. Yine biraz detaylı soru. Beraber ilerleyelim bu soruda da. Önce arkadaşlar şunu bir çekelim. Şunu bir çekelim. Çünkü yani rastgele bir çokgende çalışmıyoruz. Bildiğimiz şekillere yorum yapmanız lazım. Tanıdık şekiller oluşturmanız lazım. Şimdi ben şuraya nokta dersem, bu noktanın gördüğü yay CB yayı. O zaman burası da ne olur? Nokta olur. E peki arkadaşlar 9 9 ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgenden dolayı burası da nokta olur. Fark ettiyseniz nokta nokta noktaları yazdım yerine. Peki başka şöyle yapalım. Benzerlik nereden bulabiliriz? Açıları adlandırdıktan sonra. Şöyle yapalım. Şurada mecbur bir tane daha benzerlik yaratacağız. Şurası tek çizgi ise arkadaşlar. Aslında deminki soruların aynısı oldu. Şurası nokta artı tek çizgi olmaz mı? Nokta artı tek çizgi. Bakın şimdi nokta tek çizgi. Nokta tek çizgi. Şurası tamamı. Şurası tamamı. Şurası tamamı. Bir dakika ya. Böyle mouse'la yapmaktansa tahtada yapayım ben bu soruyu. Çünkü çok fark ediyor arkadaşlar ya orada çizerken. Bir sondaki adımı düşünürken bir önceki adımı düşünürken. Aynı sorudan şöyle devam edelim. Bir tane daire var elimizde. Şöyle benzerliği çünkü güzelce göstermem lazım. Noktalar, tek çizgiler birbirine girdi orada. Şurayı 9 vermiş. Şurayı 9 vermiş, şurayı 6 vermiş, şurayı da x vermiş. Kırmızı kalemi alalım arkadaşlar. Tamam, soru bu kadar. Soru bu kadar. Şimdi başlayalım. Bir kere ikizkenar üçgen dedik, alfa alfa. Şunu birleştirdik. Alfa'nın gördüğü yer şurası. Zaten kirişin arkasıyla şu kirişin arkası eşit olur. Zaten ikizkenardan dolayı yine eşit olduğunu biz gördük. Şurası da alfa dedik o zaman. Şurası da alfa dedik arkadaşlar. Peki. Ben şuraya beta dersem, deminki soruya benziyor da o yüzden. Alfa artı beta şuraya geldi mi? Şimdi bakın, alfa artı beta, alfa tek çizgi. Alfa artı beta, alfa tek çizgi. Küçük üçgenli, elimi takip edin. Şu küçük üçgenli, büyük üçgen benzer arkadaşlar. Peki, alfa artı beta kimi görüyor? X artı 6'yı, büyük üçgende. Küçük üçgende kimi görüyor? 9'u. Devam edelim. Alfa kimi görüyor arkadaşlar? Büyük üçgende. Önce büyük üçgenden aldım çünkü. 9'u. Küçük üçgende alfa kimi görüyor arkadaşlar? 6'yı. Buradan içler dışlar. Önce sadeleştirmeleri yapalım. 3'e böl 3, 3'e böl 2. 2x artı 12 eşittir. 27 ise 2x eşittir 15 ise x eşittir 15 bölü 2 aradığımız cevap. Aynı benzerliği kullandık. Birbirine oluşturduk. Burada şunları görmenizi istiyorum. Kiriş arkasındaki şu yayla bu kiriş arkasındaki yay aynı. Atıyorum bu yaylara 2 alfa diyelim. 2 alfa. Burası çevre açı yarısını alır. Çevre açı yarısını alır. Zaten bu ikizkenardan dolayı alfa alfa. Şimdi şurası da çevre açı, 2 alfa'yı görüyor. O da yarısını alacağı için. Orası da alfa olur. Ondan sonra da arkadaşlar şuraya beta dedik. Alfa beta şuraya geldi. Alfa beta alfa tek çizgi. Alfa beta alfa tek çizgi. Şu üçgenle şu üçgen benzer çıktı. Onları kullan.